Merhaba arkadaşlar. Şimdi Lego ile Lego programını kurarak stop motion animasyon yapalım. Bunun için önce kendi sitesinden programını indirelim. Buradan Windows olanı indirin. İndirdikten sonra onu çalıştıralım. Şimdi yeni bir sayfa açalım. Buradan öncelikle hareketleri görelim klavyeden. Pan hareketi için Shift A tuş yukarı aşağı basılı tutarak sağ tuş sadece sağ tuş ile kamera döndürme hareketi. Numlock'taki 4, 6, 2 tuşları da çevirme yapıyor bu şekilde. 5 tuşu tam ekran yapıyor. Şimdi bir karakter oluşturalım. Böyle bakarak şunu koyalım. Tıklayıp sol tıklı ekrana ekledik. Şimdi şuradan ayak ve gövdeyi de koyalım. Şimdi şu ayaklar olacak. Bunu tutup şöyle sol tuşta silkiyi bırakınca otomatik yakalıyor. Buradan da şu değil. Tıklayıp delete yapalım. Şurada başka bir eklem yapalım. Bu var. 5 tuşuyla yakınlaştırdım. Şunu delete. Evet. Şu iyi. Ha, şu saç çok iyi duruyor. Böyle. Şimdi bir yürüme yapalım. Bunun için H tuşu yani şuradaki Hinge Tool ile örneğin eline tıklayıp klavyenin yön tuşları ile ya da şuradan da yapılabilir ama buradan 15 derece gibi bir çevirme ile yapıyor. Yapılabilir. Şimdi şu ayağını örneğin öne atalım. Daha sonra şuradan şu oku seçelim ya da Shift V ile iki defa basınca böyle karakterin tümünü seçecek. Böyle. Şimdi V tuşu olmuyor. Direkt şöyle bir tık ileri alalım. Önce bir tık bir dakika şurada öncelikle kaydetmemiz gerekiyor tabii. Şunu geri alalım. Şimdi Ctrl K tuşu ya da şura. Şimdi bunu bir olarak kaydedelim. Şimdi bir önceki hareketi tekrar yapalım. Böyle klavyenin yön tuşuyla İki defa ileri yaptım. Ardından şununla. Bunu yaparken kamerayı oynatmamak gerek. Yoksa kayar. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunu yapalım. Şimdi bir kere daha öne. H tuşu. Şunu geri, şunu ileri.
Şimdi şunu geri, şunu geri. Bu şekilde tek tek yapabiliriz. Ayrıca şöyle de olabilir. Şimdi örneğin şu hareketi template'ten kaydedelim. Ardından bir de öbür hareketi kaydedelim. Şimdi bu hareketi de kaydedelim. Şimdi ilk hareketi şuraya ekleyelim. Ve şu arkadakini silelim. Doğru taraf mı? Evet. Silelim. Kaydedelim. Ardından şunu ekleyelim. Şunu silelim. Kaydedelim. Peki, şimdi buraya kadar tamamdır. Şöyle bir şey yapalım burada da. Artık başka bir kamera açısından ayarlama gerekiyor. Yani şöyle dönüp şöyle bir dakika. Bir döndü. Şöyle iki, üç. Ardından şuradan ya da şuradan de, hayır. Şuradan şu araçla direkt suratını değiştirdik. Şöyle. Şaşırmış bir ifade. Bunu da böyle kaydedelim. Böyle de dönüşler yapılabilir. Yani mantık olarak bu şekilde. Böyle. Kontrol K. Şimdi bunu bir video editör programında birleştirmeye görelim. Şimdi komple bunu tutup burada panelde yükleyelim. Ardından hepsi seçilirken kontrol A ile böyle burayı şuna seçelim ve buradan nokta 5 dersek kısaltmış olur. Böyle hareket ediyor. Şimdi render alalım. Bu şekilde. Tekrardan yapalım. Tamam. Çalıştıralım. Bu şekilde. Kolaylıkla yapılabilir. Bunun dışında başka bir şey var mı? Burada değişik tasarımlar da yapılabilir. Böyle şu araçlara bir bakalım. Şuna entegre olan böyle ok tuşuyla
yönünü değiştirebiliriz yaparken. Orada da ok dışarı çıkıyor, belli oluyor. Şöyle delete yapalım. Şunu şöyle yer. Burada örneğin adı var. Şuradan da örneğin onun adını girerek daha kolay bulunabilir. Arınan bir şeyi bulmak kolay olmuyor. Başka ne var? Bunları şu var örneğin. Şunun büyüğü. Böyle bir şey. Bir de bunların bağlantı aparatları var. Onları bulmaya çalışıyorum. Şu. Örneğin şimdi şu. Şunu hatırlamaya çalıştım fakat bu değildi. Ctrl V ile böyle ekledim. Şimdi hareket eder mi? Hayır. Bu tam olarak onun şeyi değil. Bir bakayım. Tamam, şimdi yanlış şeyi seçtiğim için olmadı. Şuradan bir daha yapalım. Örneğin şu yuvarlak olanlar. Bunu buraya kopyalayalım. Ardından şuradan konnektörler ile örneğin şu. Bunu da şuna birleştirelim. Böyle yakınlaşalım. Hinge tool'da şurada otomatik şuraya yakalayıp çevirme yapıyor. Bu şekilde. Şimdi Flex tool'u görelim. Flex tool bükülebilir nesneler anlamına geliyor. Örneğin şöyle. Bu şefa görünüyor. D ile gideyim. D tuşu delete. Örneğin. Buraya da tuşu koyalım. Şunu koyalım. Şimdi destek aracını seçip şuraya yakalayınca bırakalım. Buradan da buraya yakalayın. Bu şekilde hareket ediyor. Buradan renk değişimi yapabilir. Şuradan daha farklı modellerde koyulup ev, araba, motor gibi şeyler modellenebilir. Teşekkürler. Kolay gelsin.